The Köpek of the Universe. Evet, gördüğünüz gibi sevgili izleyiciler, gangsta rap şeklinde bugün. Senin East mi West mi? Benim West. Ha, benim East. Neyse, daha East'ini de bulursun. Şu espriklerinde yok mu? Rap esprileri, rapçi esprisi. Evet sevgili izleyiciler, geçtiğimiz günlerde sevgili Cenk amcanızın ve bendenizin yaptığımız bir çağrıya uyarak bizlere köpeklerinizin fotolarını gönderdiniz. Benim köpeğim evrenin en güzelidir şeklinde iddialarda bulundunuz. İşte o heyecan dolu gün ve an geldi, çarptı sevgili izleyiciler. Evet, üstelik kainatta bir kara delik oluşturdu adeta. Bugün hangi köpeğin en güzel köpek olduğuna yine gayet tarafsız ve objektif bir bakışla cevap verecek olan, karar evet. verecek olan jürimiz şu an huzurlarınızda sevgili izleyiciler. Şu an gelmek üzereler, geldiler ve yerlerine oturdular sevgili izleyiciler. İstersen, şimdi ne diyelim Cenk'cim, bakalım ilk bakalım. Köpeğimiz. Bir ekmek yiyen bir köpeğimiz, bu bir stok foto. Biliyorsunuz ben bütün stok fotoları bilirim. O yüzden bu fotoğrafın da bir stok foto olduğunu şak diye anladım. Stok foto dediği yani vaktiyle çekilip bir kenara konmuş. Eğer böyle bir yarışma yapılırsa gönderirim şeklinde düşünülmüş bir evet, fotoğraf. Evet ki stokçuluk çok yasaktır. Zamanında mesela ülkemizde benzin yoktu. Ben küçükken gaz yoktu. Gaz depolayan, stoklayan bakkallara çok kızarlardı. Bir de bal depolayacağız adlı şarkımız vardır. Bilmem bilir misiniz? Bal depolayacağız. Bu programda biz... Bal depolayacağız, hem de az buz değil, bol depolayacağız. Evet, böylelikle bu güzel şarkıyı da anmış olduk. Eyşaf Jallajrokul diye bir hanfini göndermiş kendisini. Sonuncu bile seçmiyoruz değil mi Cenk'ciğim? Evet. Bakalım diğerine. Bir Fifi adını verdiğimiz Şirin ve köpekle kedi karışımı diyebileceğimiz bir dostumuz. Ağzında da bir kemik olduğunu zannettiği kütük tutuyor. Kendi gibi kütük bir ağaç tutuyor. Burada kütük derken küçüğü kastettin herhalde. Yoksa kimsenin kütüğü de kastetmiş olabilir. Kimsenin... Kütük gel kızım. Adı kütük olabilir aslında köpeğin. Kütük. Evet, kolyesi de var. Yani köpeklerde kolye pek tasvip ettiğimiz bir şey değildir. Çünkü köpekler kolyeden, bilezikten, küpeden falan anlamazlar sevgili izleyiciler. Küpeli köpeklere de ayrıca kısırlaştırılmış köpek muamelesi yapılır. Aynı zamanda bu köpek gelip bu tasmanın bir de bilekliğinden takım alsan ya bana diye havlamayacaktır diye düşünüyorum. Aynen. Dolayısıyla evet, güzel bir köpek ama en güzeli mi? Hayır, değil. Değil. Öncelikle küçük ve şirinlik musallası. Evet, fazla şirin. Evet. Bir kedai dostumuzla yan yana yatan. Bir köpe dostumuz. Köpe dostumuz ama kedaydan tırsımından orada yatıyor. Normalde bu yaştaki bir köpe böyle yatmaz. Canavar gibi sağda solda koşturur sevgili izleyiciler. Kedi onu hakimiyeti altına almış bile. Ya da belki bir koşturum sonrasında böyle bir yatım sergiliyorlar olabilir mi? Ben derhal ismini belirliyorum. Yani isim yoksa bile, varsa bile değişebilir. Pısırık. Pısırık gel oğlum. Gel pısırık. Pısırık kaçma. Evet, bu evet. Güzel bir ama güzel bir fena köpek ama değil. Yani ama hani... pısırıklıktan kaybediyor yani kedi, çünkü öyle bir bakıyor ki şu bir hareket etse de ağzının ortasına bir tane pati evet. yerleştirsem diye. Bir de ayrıca kediyle beraber gönderilmiş olması Dog of the Universe ya da Köpek of the Universe ibaresine aykırı sevgili. Kurallarımız dışı maalesef elendi. Evet, bir hanfini ve yanında diye sırıtmış bir köpe dostumuz var. Hanfini hii yaparken o yapmış. Evet. Ne diyorsun Cenk'ciğim? Fena ben... değil fakat yani yine fazla şirinlik musakkası. Musakka. İkisinin de bir gözü gözükmüyor. Hanfininin evet. sol, köpeğimizin de sol gözü gözükmüyor. Fakat hanfininin gözü kadraj yüzünden, köpeğinin gözü tüy yüzünden gözükmüyor. Çok güzel bir betimleme yaptın. Tebrik Thank ediyorum. You. Ama güzel olmasına rağmen en iyi mi? diye düşünüyorum. Bir arkadaşınız vid göndermiş. Fotoğraf da ne ola ki ben video gönderirim falan diyor kendisi. Tabii ki de benim tosbiğim köpük demiş. Şu köpek ağzını burnuna hanfini ağzını kapatarak şeylerden darbelerden korunmaya çalışıyor. Korunmaya çalışıyor. Evet, köpeğimiz ise durmuyor ve üzerine tırmanıyor. Evet.
I'm gonna eat you şeklinde bir söylem. How I wish I could eat you. Evet. Bu böylesi bir köpeğe bir kere köpük ismi verildiği için evet, buradan kaybediyor. Ya bu canavar falan olabilir. Mahluk da olabilir. Dangoz olabilir. Mahluk. Evet, Ezgi. Evet, yani bu köpeği de biraz fazla yılışkan buldum açıkçası. Yani araç dediğiniz zaman gidip oturması lazımdı. Evet, yani güzel köpekler bile bu kadar yılışkan olmamalı diye düşünüyorum şımartılmalarına rağmen. Bakalım yine de bir mansiyon adayı olabilir mi? Mansiyon. Bakacağız. İşte bir köpek gibi bir köpek. Evet, köpek diye biz buna diyoruz sevgili izleyiciler. Baktı mıydı ben köpeğim, ona göre ayağını dengel. Evet. Şeklinde bir korkum salmalı. Öyle kedime de anlamam, kuyruğumla onu uçururum ta nereye sen biliyor musun şeklinde havalamalı. Evet, ayrıca boynunda öyle dandik kolyeler değil, delikanlı gibi zincir taşımalı. Güzel yani, evet, bu bir kenarda dursun. Güzel ama siyah. Siyah olması geceliğin siyah gözükmesini değil, zorlandıracaktır. Yani yıkanmış bir siyah sevgili izleyiciler. Evet. Gece görülmesini. Aa, yine kedimsi bir fifimsimsi trak. Evet, zaten kediler de var. Kedinin bu dostumuzdan çok daha sevimli olduğunu fark ettiğimiz bir fotoğrafla karşı karşıyayız sevgili izleyiciler. Şimdi evet, bu tarz dostlarımız minicik kedilere saatlerce diye havlarlar ve sonra kedi kendisine ters bakınca vın biçiminde kaçarlar. Evet, yani kedinin yani pençe sallamasına bile gerek yoktur. Şeklindeki tavrı bu zavallı hayvanın uzamasına sebep olacaktır. Kedilerimizi kutluyorum. Onlar delikanlılar. Aferin. Burada nezle olmuş ve mevsimden dolayı... Hayır. Nezle olması istenen bir köpek. Çünkü kendisi sarılmış olamaz. Evet. Fakat Avatar'ında Melissa Hanım da aynı şekilde bir sarınıma girmiş. Sanırım bir kapşon sevdası söz konusu. Evet. Olabilir. Belki de köpeğin adı kapşon olabilir. Kapşon gel oğlum. Güzel bir dostumuz, evet. Labra, Labrador diye düşünüyorum. Labrador. Labradır. Fakat gözleri de siyah olduğu için gözlerinin nerede olduğunu tam olarak anlayamayabiliriz. Gözüyle burnunu karıştırabileceğimizden dolayı bu arkadaşımızı seçmiyoruz, kusura bakmasın. Ki biliyorsunuz ki Erdem amcanız devamlı gözüyle burnunu karıştırır. Ama sen parmağınla burnunu karıştırıyorsun Cenk. Doğrusu biz büyüklerimizden böyle gördük. Değil mi anne? Evet. Evet, yine bir şirinlik musaklası. Az evvelki kolyesi aynı olmasa, şey farklı olmasa az evvelki köpeğin aynısı diyeceğim. Bu köpekler de yani bir tür aynı oluyor. Hepsi aynı. Bir dizdiniz mi ayırt edemiyorsunuz. Bu Ruken Hanım'ın köpesi. Bu ilk baştaki... Evet. Evet, bu ikisi benziyor gerçekten de. Kolye farkı var. Bu İbrahim Bey'in köpesi. Kolye farkıyla. Evet, very much alike. Dolayısıyla öbürünü seçmediğimize göre bunu da seçmemiz mümkün değil. Şike olduğu anlaşılır. Yalnız bakın, İbrahim Bey Boğaziçi Üniversitesi'nden enzler vasıfsızlardan falan filan demiş. Hı-hı. Ruken Hanım'a bakıyoruz. Kendisi de Boğaziçi şeklinde bir not düşmüş. İzmir, Köln, Boğaziçi. Biri Köln Boğaziçi'nden, biri İstanbul Boğaziçi'nden. Ruken Hanım, İbrahim Bey birbirlerini tanıyorlarsa zaten diskalifiye oldular. Evet, aynı köpeğin kolyesini değiştirerek bize gönderdilerse yemezler. O zaman bir daha programımızı da izleyemezler. Bunu tespit edeceğiz tabii, arkadaşlarımız çalışıyor. Jürimiz bu konuda uzmandır. Köpek diye bir şey gönder, lambiri fotoğrafı lambiri göndermişler. Evet, bu benim bir süre önce yaptığım bir yarışma. Evet. Yarışmanın yine dereceye girmemiş olan arkadaşlar. O yarışmada dereceye giren çok daha güzel köpecikler vardı. Onlar belki gönderilseydi kazanabilirlerdi ama bu dostumuz köpe değil, Ruud Gullit'i andırıyor, affedersiniz. Evet, futbolcu göndermek yasaktır. Devam edelim. Hüseyin Bey. Hüseyin Bey klarnet çalıyor köpeği de. Köpek de uluyor. Köpeğin sepetten uzamasını yukarı doğru. Köpeğe yılan muamelesi adını verdiğimiz bir fotoğrafla karşımızda, evet, Hüseyin Fahri Bey. Fahri Köy'ün klarnetçisi diyorsun. Sevgili şeylerden, yerdeki desenlerden buranın İzmir Alsancak olduğunu ya da Kordol olduğunu sanımlıyorum sevgili izleyiciler. Ama köpek dostumuz uluduğu için kendisinin güzelliğini göremiyoruz. O yüzden de diskalifiye oluyor sevgili izleyiciler. Uluyan köpek istenmiyor. Evet, uluman köpek. Köpeğine sırtını dönmüş bir hunhar
sahip. Hunhar ve köpek de onun sırtını dönümünden dolayı bakınız ne kadar hüzünlü. Hüzünlü, kulaklarını aşağı doğru sarkıtmış. Biliyorsunuz evet. Köpeklerin kulakları aşağı doğru sarkınca köpeklerin suyu azalmış demektir. Kurumaya suyu azaldı. Köpekleri sularsanız kulakları dimdik olur. Gerçekten çok gübreli bir insansın Cenk'ci. Evet. Yani. Ya ben bunu biraz hani insanın kendini beğenmişliği olarak addediyorum, affedersiniz. Bu resmin adını köpeğe tavır olarak koydum. Köpeğe tavır. Ne yaptı o hayvan size? Evet. Siz orada ne güzel kahvenizi yudumlarken o ne yaptı? Burada da bakalım uçacak mı diye köpeğe uçan balon bağlamış bir hunharlık görüyorum. Evet, böyle şeyler tasvip edilmiyor. Hayvan hakları adını verdiğimiz dernekler üzerinize saldırabilir diye düşünüyorum. Evet. Ama hayvanca köpek güzel. Tebrik ediyorum kendisini. Yani bu biraz daha büyüyünce kendisi eve sığmayacaktır. O yüzden kendisinin yan apartmanı da, yan daireyi de alıp o duvarı kırıp hayvanı o şekilde yerleştirmesi gerekecek. Yani köpecikten ayıcıkluğa doğru ilerleyecek bu hayvan sevgili izleyiciler. Evet. Bir burun yarışması değil bu maalesef. Ama güzel bir çalışma. Bunu Piggy adlı köpek olduğunu düşünüyorum. Bu arada köpeğin burun dokularını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Güzel bir makro çalışması. Fotoğraf yarışması olsaydı belki ödül alabilirdi ama köpe güzelliği yarışması olduğu için maalesef bu fotoğrafta güme gitmiş oluyor Cenk'ciğim. Maalesef. Maalesef. Bir de bu arkadaşımız da bak avatarında yine bir şeylere sarılmış. Bu bir tür şey. Yok, mi? Bu National Geographic moda falan böyle mı? Şeyi vardı ya, bir Afganlı kız şeysi. Hı. Onun taklidi gibi düşünüyorum ben Cenk'im. Şurada bir fotoğrafımız daha var. Ona da bakalım. Son bir foto. Şuraya doğru geçelim. İşte bu. Biz ilk görüşte hemen dikkatimizi celbetti. Dikkat evet. ederseniz sevgili izleyiciler. Gerçekten tam bir duruşuyla, yatışıyla ve sahibi üzerinde baskı kurmuş bir bir getirmiş köpek. Olduğu frisbee ile çok iyi eğitilmiş. Ne anlatmak istediği çok belli oluyor. Yatmak yok, yürü, kalk, gidiyoruz, oyun oynayacağız evet. şeklinde sahibini kontrolaja almış bir köpek. Evet. Akıllı bir dostumuz. Şimdi ben jürilik yetkilerime dayanarak sen de okey diyorsan ben bu köpeği birinci... Bence açık ara birinci evet. yani artık bunu seçmezsek bütün evet. izleyicilerimizden tepki görürüz. Görürüz gibi geliyor. Ve jürilik kurumuna evet. şey yapmış oluruz, ihanet etmiş oluruz. Tüm izleyicilerimiz de zaten bizimle aynı fikirdedirler diye düşünüyorum. Açık ara birinci bu köpe oldu. Evet, Mia'yı ve sahibini kutluyorum sevgili tebrik izleyiciler. Tebrik ediyorum. Müebbetinden, muhabbetinden, koy bir de suyundan. Müebbetinden, muhabbetinden, koy bir de suyundan. Müebbetinden, muhabbetinden, koy bir de suyundan.